Denize düşerek ölen kılavuz kaptan Oğuz Kök için İstanbul'da tören düzenlendi. Genel Müdürlük bahçesindeki törene Kök'ün ailesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muammer Arslan Türk, kıyı emniyeti personeli ve bazı meslektaşları katıldı. Oğuz Kök'ün Türk bayrağına sarılı tabutu kıyı emniyeti personeli ve meslektaşları tarafından cenaze aracından alınıp tören alanına getirildi. Törende kökün özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Bakan Yardımcısı Ünüvar, tecrübeli bir denizci ve meslek büyüğünü ebediyete uğurlamanın büyük üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Yurt dışında olduğu için törene katılamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da taziyelerini ileten Ünüvar, ''Oğuz abinin ailesi ailemizdir, bize camiamıza emanettir, başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun.'' dedi. Türk kılavuz kaptanlar derneği başkanı Arslan Türk ise Oğuz Kökün meslektaşları tarafından çok sevilen biri olduğunu dile getirerek tarif edilemez bir acı yaşadıklarını kaydetti. Duanın ardından kılavuz kaptan Kökün cenazesi araca konularak Sahrayı Cedid Camii'ne götürüldü. Öte yandan kılavuz kaptan Oğuz Kök'ün denize düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Kök'ün Nif Siham isimli ticari gemiye çıkmak için çarmıha tırmanırken kıyı emniyeti 8 botuna doğru atladığı ancak bu sırada denize düştüğü yer aldı. Karadeniz'e gitmek üzere dün İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan Nif Siham isimli ticari gemiye kıyı emniyeti 8 botuyla kılavuz kaptan gönderilmişti. Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan 62 yaşındaki Oğuz Gök denize düşmüştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Tarus tarafından kurtarılan Harem iskelesinden bilinci kapalı şekilde Aydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.